Değerli izleyiciler, sevgili öğrenciler, Ankara Üniversitesi online tanıtım günlerine hoş geldiniz. Bugün üniversitemizin en genç meslek yüksekokullarından AYAŞ Meslek Yüksekokulu'nu tanıyacağız. İki değerli konuğumuz var. AYAŞ Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Mutlu Yılmaz Hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Ve Müdür Yardımcımız Öğretim Görevlisi Sayın Yusuf Can Çalışır. Siz de hoş geldiniz. Merhaba yayınımıza. Bugün hocam AYAŞ Meslek Yüksekokulu'nu sizden tanıyacağız. Yusuf Hocam da destek verecek sorulara. Dört değerli öğrencimiz de yayın konuğumuz olarak bekliyorlar. Şu an üç aramızda. Halil İbrahim Tutar'ı az sonra alacağız ama Azra Şafak, hoş geldin öncelikle yayınımıza. Teşekkür ederim. Ayşegül Yılmaz, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve Bedirhan Şafak, hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Evet sevgili arkadaşlarım, sınava girecek milyonlarca öğrenci adına sizler bugün temsilci olarak yayın konuğumuzsunuz. Hocalarımız anlatacaklar, sizler dinleyeceksiniz ve o aradaki boşlukları aslında sizin sorularınızla bizler zenginlik katacağız ve güzel bir tanıtım programı çıkaracağımıza inanıyoruz. AYAŞ Meslek Yüksekokulumuzu tanıtmak üzere söz şimdi Doçent Doktor Sayın Mutlu Yılmaz Hocam'da. Hocam buyurun. Hayır Bey, öncelikle teşekkür ederim. Her sene öğrencilerimizle yüz yüze yaptığımız bu tanıtım günlerini bu sene Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle çok mutluyuz. En azından öğrencilerimizle uzaktan da olsa interaktif şekilde yüz yüze olabileceğiz. Ben bu vesileyle hem programa konuk olan öğrenci arkadaşlarımıza teker teker teşekkür etmek isterim. Hem de daha sonra bizleri izleyecek olan arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ederim. Şimdiden 27-28 Haziran tarihlerinde sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar dileriz. Umarım bizleri tercih ederler, Ankara Üniversitesi'ni tercih ederler. Şimdi sizlere AYAŞ Meslek Yüksekokulu'nu tanıtmak için hazırlamış olduğum sunuyu paylaşmak istiyorum. Daha sonra öğrenci arkadaşlarımızın sorularını biz sizlerden gelen soruları müdür yardımcısı arkadaşımızla birlikte cevaplamaya çalışacağız. Evet, AYAŞ Meslek Yüksekokulu Hayri Bey'in de söylediği gibi bizim Ankara Üniversitesi'nin bünyesine kattığı son yüksekokullardan bir tanesi. Oldukça yeniyiz. Bu geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. Bu sene de ikinci yıl mezunlarımızı vereceğiz. Umarım ki ilerleyen yıllarda yeni bölümlerle, yeni mezun sayılarımızla daha da büyümüş olacağız. Öncelikle size kısa bir sunum akışımızdan bahsetmek istiyorum. Tarihçemizden, misyonumuzdan, vizyonumuzdan, temel politikalarımızdan, AYAŞ Meslek Yüksekokulu'nun bölüm ve programlarından, komisyonlarından, öğretim elemanları, idari personelimiz ve öğrenci istatistiklerinden sizlere bilgi vermek istiyorum. Tarihçemize baktığım zaman biraz önce de söylemiştim. Belki de en gençlerinden bir tanesiyiz. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 2015 yılı tarihli toplantısında Ankara Üniversitesi'ne bağlı AYAŞ Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasına karar verilmiştir. Sonrasında ise 9-12-2015 tarihli kararıyla Meslek Yüksekokulumuzda Sosyal Güvenlik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri programları açılmıştır. Yapılan çalışmalar ve hazırlık çalışmaları sonrasında 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yüksekokulumuzda sosyal güvenlik programına ilk defa 40 öğrenci alınarak öğrenim faaliyetlerine başlamıştır. Misyonumuza baktığımız zaman üniversitemiz yönetiminin geçmişten gelen değerlerimiz ışığında çizdiği perspektiften hareketle yüksekokulumuzun misyonu yapılan ön lisans eğitimi alanında teknik bilgi ve beceri düzeyi günümüz gerekliliklerini karşılayan nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Bu iş gücünün aynı zamanda ülke sorunlarına duyarlı, ülkemizin iktisadi ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaya amaç güden, araştıran, kendini sürekli olarak yenileyen bireyler olarak mezun olmaları da şüphesiz misyonumuzun bir parçası olarak görülmektedir. Vizyonumuza baktığımız zaman alanında geleceğe yön veren, nitelikli araştırmalar ve çalışmalar yapan, eğitim veren bir yüksekokul olmaktır. Ankara Üniversitesi ismine yakışır bir yüksekokul olmak bizim en önemli vizyonlarımızdan bir tanesidir. Temel politikalarımıza baktığımız zaman da ise Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olmanın yanı sıra bir araştırma üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin bir parçası olarak insani değerleri ön planda tutan, ülke sorunlarına duyarlı, kendini sürekli geliştirme arzusu taşıyan, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için her tür sorumluluğu almaya hazır, analitik ve eleştirel düşünebilen, sorun çözme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek politikamızdır.
AYAŞ Meslek Yüksekokulu, biraz önce de bahsetmiştim, yeni bir yüksekokuluz ama çok hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü adı altında sosyal güvenlik programımıza, dediğimiz gibi, öğrenci aldık 2017-2018 eğitim öğretim döneminde. Ve bu sene içinde ilk defa özel güvenlik ve koruma bölümüne 40 öğrenci alacağız. 40, bunun yarısı bayan, yarısı erkek olacak. Ve YÖK'e başvurduğumuz bir diğer program da coğrafi bilgi sistemleri programı. Kısa süre içerisinde buna da olumlu dönüş yaparlarsa biz bu sene coğrafi bilgi sistemlerine de öğrenci almayı planlıyoruz. Daha sonraki planlarımızda da iş sağlığı ve güvenliği ve raylı sistemler, elektrik ve elektronik teknolojisi programlarında önümüzdeki yıllarda öğrenci almayı planlıyoruz. Biz bu programları seçerken de özellikle ülkenin gereksinimi olan ara eleman ihtiyacını, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayabilmek ilk amacımız oldu. Bu sebepten dolayı da çok ciddi araştırmalar yaptık ve %100 doluluk oranına sahip programları ve mezun olduktan sonra da iş bulunabilecek programları tercih etmeye çalıştık. Burada sosyal güvenlik programının yapısına ve içeriğine baktığımız zaman, bizim dediğimiz gibi ilk programımız, öğrenci aldığımız, öğrenim stratejisi olarak, öğrenim yöntemleri olarak, teknikler ve taktikler olarak Hollanda sistemine tanımlanmış bir programdır. Bizim web sitemize girdiğimizde ya da Ankara Üniversitesi'nin web sitesine girdiğinde bununla ilgili çok ayrıntılı bilgileri bulabilir öğrenci arkadaşlarımız ya da merak edenler. Yine bizim Ankara Üniversitesi'nin açık ders malzemeleri sisteminde hemen hemen tüm derslerimizin materyalleri bulunmaktadır. Yani 14 haftalık hocalarımızın anlattığı ders malzemeleri burada bulunmaktadır. Hem kendi öğrencilerimiz için hem de sosyal güvenlik programı sahip diğer üniversite öğrencileri de bunları çok rahat bir şekilde girip izleyebilirler. Bu da bizim Ankara Üniversitesi'nin belki de en önemli farkındalıklarından bir tanesi. Rektör hocam buna çok önem veriyor ve bize her senato toplantısında bunu hep hatırlatır. Bizim Ankara Üniversitesi'nin açık ders malzemeleri oldukça iyi durumdadır. Onu çok övünerek, övünçle biz bunu söyleyebiliriz. Sosyal güvenlik programının ders yapısına baktığımız zaman genel anlamda 30 tane zorunlu dersimiz, 33 tane de seçmeli dersimiz bulunmakta. Bu zorunlu dersler genellikle mesleğin temel dersleri diye nitelendirebileceğimiz derslerdir. Seçmeli derslerde hem meslekle ilgili dersler hem de öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecek, sosyokültürel anlamda geliştirebilecek derslerden biz bu dersleri seçmeye çalıştık. Aynı zamanda üniversitemizin ders havuzundan da öğrencilerimiz yararlanabilirler. Toplamda da 120 AKTS'li biz öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Özel güvenlik ve koruma bölümünün program yapısına baktığımızda ise biz programı oldukça önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Çünkü Ankara Üniversitesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı ve bu protokol sonucunda biz programı açtık ve teorik derslerimizi biz kendimiz okulumuzda veririz ama pratik dersleri ve uygulama derslerini Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sağlamış olduğu imkanlardan ve uzman polislerden bize yardımcı olacaklar. Ve özellikle de staj konusunda da çok ciddi yardımların olacağını ve öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında da iş yerleştirmek konusunda da yardımlarını olacaklarını beyan etmişlerdi. Biz buradan bir kez daha kendilerine çok teşekkür ederiz bize bu fırsatı sağladıkları için. Yine özel güvenlik programının ders yapısına baktığımız zaman 30 tane zorunlu dersimiz, 11 tane de seçmeli dersimiz bulunmakta. Yine toplam olarak 120 AKTS ile biz bu öğrencilerimizi mezun edeceğiz. Şimdi meslek yüksekokulumuzdaki komisyonlara baktığımız zaman genel anlamda yatay geçiş komisyonumuz var, hocalarımızdan oluşan. Aynı zamanda intibak komisyonumuz var, bir burs komisyonumuz bulunmakta. Yemekhane komisyonumuz var, özellikle maddi durumu uygun olmayan öğrencilerimize bu komisyonlar vasıtasıyla yardım edebilmekteyiz. Yine uzaktan eğitim ve yayın komisyonumuz var ki bu pandemi sürecinde bizim ne kadar önemli ve gerekli olduğunu biz burada bir kez daha görmüş olduk. Buradan da yine bu konuda çalışma yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Hem akademisyen hem de idareci anlamda, idari personel anlamındaki arkadaşlarımıza biz çok teşekkür ederiz. Bilim kalite komisyonumuz var. Yine bizim üniversite olarak bu çok önemsediğimiz bir komisyon. Bizler belli periyotlarla üniversitemizin değişik birimlerinden idari ve akademik personel tarafından tüm fakülte ve yüksekokullar denetleniyoruz ve bunun sonucunda elde edilen çıktılara göre de eksik yönlerimizi, tamamlamamız gereken yönleri bir dış gözlemcinin vasıtasıyla öğrenmiş oluyoruz. Yine yüksek öğrenim staj ve eğitim uygulama kurulumuz bulunmaktadır. Bu komisyonlar öğrencilerimize yardım etmektedirler.
Öğretim elemanı ve idari personel yapısına baktığımız zaman dediğimiz gibi yeni olmamıza rağmen bir doçent, 8 tane öğretim görevlisi, 6 tane de idari personelimiz bulunmaktadır. Bunun dışında özellikle bazı uzmanlık gerektiren konularda biz dışarıdan da hoca desteği alabiliyoruz. Hem üniversitemizin kendi içerisinden hem de üniversitemizin dışarısından destek alabiliyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse bu sene anayasa hukuku dersimize Yargıtay üyesi bir hakimimiz girdi. Kendi tecrübelerini bizlerle paylaştı, öğrencilerimizle paylaştı. Biz bu konuda çok mutluyuz. Ankara'da olmuş olmanın avantajlarını belki de çok ciddi anlamda faydalanabiliyoruz. Meslek Yüksekokulu olarak bu bizim belki de en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Yine öğretim elemanlarımız çeşitli projelerde yer alıyorlar. Yani sadece eğitim faaliyetlerinde yer almıyorlar. Bunun dışında çeşitli projelerde yer alıyorlar. Ben şöyle çok mutluyum. 8 tane öğretim elemanımızın hepsi de çok genç arkadaşlarımız. Doktora veya yüksek lisans aşamasında olan arkadaşlarımız. Ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Araştırma geliştirme faaliyetleri içerisinde olması bizim için çok büyük bir kazançtır. Öğretim elemanlarımız son 3 yıl içerisinde dediğim gibi 3 yıllık bir geçmişimiz var zaten. Yapmış oldukları faaliyetler, işte dergilerde yayınları, bilimsel bildiriler, toplantılarda sunmuş oldukları bildirileri, kitap ve kitap bölümleri baktığımız zaman da çok dolu dolu geçen bilimsel faaliyetler içerisinde olduğunda sayınız az olmasına rağmen övünerek söyleyebilirim. Yine idari ve personelimizin ve öğretim elemanlarımızın hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıyoruz. Özellikle de Ankara Üniversitesi'nin kendi hizmet içi eğitim koordinatörlüğünün düzenlemiş olduğu faaliyetlere dediğim gibi hem akademisyenlerimiz hem de bir idari personelimiz bu faaliyetlere katılıyorlar. Böylece kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Hayat boyu öğrenmenin de bir parçası olarak bunu söyleyebilirim. Yine özellikle meslek yüksekokulları için tabii ki ara eleman oluyor demiştik. Bunların özellikle mezuniyet sonrasında iş bulma süreçlerinde yardımcı olabilmek için Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İşkur personeli her yıl gelerekten öğrencilerimize kariyer planlamalarıyla ilgili eğitimler vermektedirler. Ben buradan kendilerine teşekkür ederim. Uzun yıllar biz bu eğitimleri kendilerinden almak isteriz. Burada da görsellerde bunu görebiliyoruz. Şimdi gelelim bizim programımızın tercih edilebilirliği ya da başarılamadaki yerimiz nedir? Özellikle biz ilk ikideyiz. Geçen sene için en yüksek puanlı öğrenci aldığımızı söyleyebilirim övünerek. Bu sene de ikinci sıradayız ama eminim ki ilerleyen yılda ya da bu sene önümüzdeki yılda biz tekrar birinci olacağımıza güveniyorum. Böylece sosyal güvenlik programı açısından en iyi iki üniversiteden bir tanesi, en yüksek öğrenci puanına sahip iki üniversiteden bir tanesi olduğumuzu söyleyebilirim. Biz aynı başarıyı özel güvenlik ve korumadan da bekliyoruz. Yerleşen öğrencilerimizin istatistiklerine baktığımız zaman geçen yıl itibariyle 62 tane kontenjanımız var, YÖK tarafından belirlenen kontenjan. Bunlardan 50 tanesinin kesin kayıt yaptırdığını görüyoruz. Yerleşen öğrencilerimizin %61'i bayan, %38.7'si erkek. Genel anlamda baktığımız zaman 86 tane kayıtlı öğrencimiz var. Geldikleri coğrafi bölgelere baktığımız zaman öğrencilerimiz genellikle İç Anadolu bölgesi, Ankara'dan geldiklerini görüyoruz. Hemen hemen yarısı aynı şehirden geliyorlar. Ve genel öğrencilerimizin, yerleşen öğrencilerimizin kaçıncı sırada tercih ettiğine baktığımız zaman ilk tercih olarak mesela %14 gibi iyi bir rakamdayız. Yani bu da demektir ki öğrencilerimiz çok bilinçli bir şekilde tercih ediyorlar bizleri. İlk 10 içerisinde baktığımızda ise %67 gibi bir orana sahibiz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Yani istekli olan öğrenciler, burayı cidden isteyen öğrencilerin tercih ettiklerini görüyoruz. Biraz önce de bahsetmiştim, öğrencilerimize biz yemek bursu veriyoruz, kısmi zaman çalışma bursu veriyoruz. Böylece maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize hem üniversitemiz aracılığıyla hem de biz Ayaş'ta bir meslek yüksekokulu olduğumuz için yerel paydaşlar aracılığıyla burs imkanları sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimizin hem burs almalarını hem de barınma konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben buradan hem rektörlüğümüze teşekkür ediyorum hem de Ayaş'ta dediğim gibi yerel paydaşlara da çok teşekkür ediyorum. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize vermiş oldukları katkılardan dolayı. Genel anlamda meslek yüksekokulumuzdan birkaç kare koydum burada. İşte bir konferans salonumuz var. Gördüğünüz gibi sınıflarımız var. Öğrencilerimiz sosyal faaliyetlerini
geçirebilecekleri bir kafeteryamız var. Bilgisayar laboratuvarımız bulunmakta. Onun dışında yemekhanemiz var öğrencilerimiz için. Mescidimiz bulunmakta, bir kantinimiz bulunmakta. Bu da öğrencilerimiz sosyal faaliyetlerini buralarda geçiriyorlar. Üniversite binamızdan, yüksekokul binamızdan bir görüntümüz bu. Oldukça küçük ve güzel bir bahçemiz bulunmakta. Küçük ve şirin bir ilçeyiz çünkü. Uyum haftasından biraz sizlere bahsetmek isterim. Özellikle yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için bu çok önemli. Biz öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi'ni kazandıktan sonra bir haftalık bir uyum etkinliği düzenliyoruz. Uyum etkinliğinin bir kısmı merkezde, yani rektörlüğümüzün bulunduğu Beşevler yerleşkesinde oluyor. Bir kısmı da meslek yüksekokullarında ya fakültelerde öğretim üyelerimiz ya da öğretim elemanlarımız tarafından veriliyor. Görsellerde de gördüğünüz gibi uyum haftası etkinliği adı altında yapılan faaliyetlerden bir tanesi rektörlükte toplanan öğrencilerimizin bilim ateşi yakma töreni. Biz burada bilim ateşi yakıldıktan sonra yürüyerek, ki çok yakın Anıtkabir'e, tüm yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz Anıtkabir'e gidiyoruz. Atamıza saygılarımızı sunuyoruz ve daha sonra da uyum etkinliğimizi bu şekilde tamamlamış oluruz. Belki de bu Türkiye'deki bu büyüklükte yapılan belki de en büyük faaliyettir diye tahmin ederim. Bir hafta boyunca süren ve binlerce öğrencinin katıldığı ve binlerce öğrencinin birbirleriyle ilk defa tanıştığı, kaynaştığı bir etkinlik olması açısından oldukça önemsiyorum ben. Mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet töreninden, bu ilk mezuniyet törenimizden bir görüntü. Tabii ki bu sene ikinci mezunlarımızı da verdik ama pandemi süreci dolayısıyla biz bunlara bir mezuniyet töreni düzenleyemedik. Ama resmi olmasa bile bir süreç selamete erdiğinde arkadaşlarımızla gayri resmi bir mezuniyet kutlaması yapacağımıza kendilerine söz verdik. Onu da buradan paylaşmak isterim. Yine öğrencilerimiz sadece ders faaliyetlerinde değil, ders dışında sosyo-kültürel faaliyette yapmalarını biz çok önemsiyoruz. Bunlardan bazıları işte biz Ayaş ve çevresinde ya da Ankara yakın çevresinde geziler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin katıldığı geziler. Mesela bunlardan bir tanesi endemik bitki alanı gezisi. Geçen sene düzenlemiş olduğumuz. Yine Bolu ve Abant gezisi, Eskişehir gezisi öğrencilerimizi götürdüğümüz. Yine Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Ilgaz Dağı gezileri. Böylece öğrencilerimizin sadece eğitim faaliyetleri değil, dediğim gibi kendilerini geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri diğer faaliyetlere de katılmalarını hem biz önayak oluyoruz hem de özendirmeye çalışıyoruz. Onun dışında tabii ki belki biraz sonra sorularlarsa arkadaşlarımız söyleyeceğiz. Ankara Üniversitesi'nin pek çok sosyal kültürel faaliyetleri var. Onlara da öğrencilerimizin katılmalarını özendiriyoruz. Yine biz meslek yüksekokulu olarak bir ilçede kurulmuş olması sebebiyle kendimize misyon edindiğimiz görevlerden bir tanesi de o ilçenin gelişmesine katkı sağlamak, tanıtımına katkı sağlamak. Bu amaçla biz öğrenci faaliyetlerini, alım faaliyetlerini başlar başlamaz hemen bir sempozyum düzenledik. Ayaş Sempozyumu adı altında tarım, turizm ve kırsal kalkınma ve çevre temalı ve böylece akademisyen hocalarımızdan Türkiye'nin değişik bölgelerinden onlarca akademisyen hocamızın Ayaş ve çevresiyle ilgili bildiriler sundular. Daha sonra bunlar bir kitap olarak basıldı ve biz böylece bu ilçenin tanıtımına yardım etme konusundaki misyonumuzu da yerine getirdiğimizi düşünüyoruz ki biz bunları önümüzdeki yıllarda da tekrar etmek istiyoruz. Belki daha küçük çalıştaylar, işte tarımla ilgili, turizmle ilgili çalıştaylar düşünüyoruz. Böylece o ilçenin gelişmesine de katkı vermek istiyoruz. Yine arkadaşlarımız daha fazla bilgiyi Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu'nun web sayfasından temin edebilirler. Yine belki de övündüğümüz şeylerden bir tanesi, biliyorsunuz ki yeni nesil gençler iletişim konusunda çok hızlılar ve teknolojiyi çok güzel kullanıyorlar. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımızdan gelen bir öneri doğrultusunda biz hemen bir WhatsApp hattı kurduk ve öğrenci arkadaşlarımız bizlere tabii ki yüz yüze ulaşabiliyorlar, mail atabiliyorlar ama WhatsApp üzerinden de sorunları varsa onları iletiyorlar. Biz de hemen kendilerine geri dönüş sağlamış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi öğrenci arkadaşlarımızın soruları varsa onları da cevaplamak isterim. Doçent Doktor Mutlu Yılmaz Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ayaş Meslek Yüksekokulu Müdürümüz, çok zengin ve güzel bir sunumuydu. Şimdi öğrencilerimize hocam dediğiniz gibi kulak verelim, bakalım soruları neler olacak. Öncelikle Azra'ya gideceğiz. Azra, hoş geldin tekrar yayınımıza. Teşekkür ederim. Evet Azra,
Ayaş Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Mutlu Yılmaz Hocamız sunumunu gerçekleştirdi. Ayaş Meslek Yüksekokulumuzu tanıttı. Senin yüksekokulumuzla ilgili sorun var mıdır? İlk sorunu alabiliriz. Evet. Hemen söyleyeyim. Şimdi birçok üniversitenin çatısında bahsettiğimiz programlar yer almakta. Bu anlamda Ayaş Meslek Yüksekokulu'nu neden tercih etmeliyiz? Diğer okullardan ayrılan yanları nelerdir? Çok teşekkür ediyoruz. Azra, evet. Birazdan yeniden sana döneceğiz. O halde sözü tekrar biz hocama verelim. Peki, Azra'ya ben bu sorusu için çok teşekkür ederim. Neden Ayaş Meslek Yüksekokulu'nu tercih etmeliyiz? Bence de çok güzel bir soru. Biraz önce de söylemiştim, yerleştirme puanları açısından da zaten yeni olmamıza rağmen ilk ikideyiz, hatta geçen sene ilk sıradaydık demiştim. Bunun belki de en güzel cevabı Ankara Üniversitesi olması. Yani Ankara Üniversitesi gibi büyük bir üniversitenin çatısında olan bir meslek yüksekokulundan mezun olmak öğrenci arkadaşlarımıza çok büyük bir etiket sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Ankara Üniversitesi 2 gün önce kutladığımız yıl dönümünü, kuruluş yıl dönümünü kutladığımız üniversitemiz 75. yaşında, 1946 yılında kurulan bir üniversite. Ama tabii ki bazı fakülteleri itibariyle Cumhuriyet öncesine uzanan bir üniversite. Örneğin ilk aklıma gelen Veterinerlik Fakültesi 1842 yılında kurulmuş. 1859 yılında yani bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulmuş. 1925 yılında Hukuk Fakültesi kurulmuş. Yani baktığınız zaman Ankara Üniversitesi oldukça köklü bir üniversite. Biz bunu zaten şu şekilde tanımlıyoruz. Bir çınar. Yani çok büyük kolları olan bir çınar. Bizler de daha sonra kurulan fakülteler ve meslek yüksekokulları da bu çınarın birer parçasıyız. Bu sebepten dolayı Ankara Üniversitesi'ni tercih etmeleri ve Ayaş Meslek Yüksekokulu'nu tercih etmeleri öğrencilerimiz için çok büyük bir avantaj sağlayacaklardır. Sadece şöyle düşünmemeleri gerekir öğrencilerimiz. Sadece Ayaş Meslek Yüksekokulu özelinde düşünmemeleri gerekir. Çünkü Ankara Üniversitesi yaklaşık 4100 tane akademik personeli olan, 11.000 tane çalışan olan ve 70.000 tane öğrencisi olan çok büyük bir yapı, çok büyük bir kurum. Bu sebepten dolayı da buradan mezun olmak ileriki yıllarda öğrencilerimiz için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bugün ben daha önce Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlarımızın tanıtım günlerini de izledim. Mesela çok güzel bir şey. Bugün ülkeyi yöneten pek çok üst düzey bürokrat, başbakan veya diğerlerinin Ankara Üniversitesi mezunu olduğunu biliyoruz. Bu bizler için çok büyük bir kıvanç kaynağı. Bunu söylemek herhalde yeterli olacaktır. Ve bugün bir diğer şey de Ankara Üniversitesi'nin meslek yüksekokulları özellikle ilçelere dağılmış durumdadır. Yani Ankara Üniversitesi bunu kendisine bir misyon olarak edinmiştir. Ve bugün sadece Ayaş'ta değil, Beypazarı'nda, Nallıhan'da, Elmadağ'da, Kalecik'te, Haymana'da meslek yüksekokullarımız bulunmaktadır. Biz hem o yerelin kalkınmasına yardım etmek istiyoruz ama bir yandan da Ankara Üniversitesi gibi köklü büyük bir üniversitenin orada temsilcisiyiz. Ben biliyorum ki Ayaş Meslek Yüksekokulu'nda ben görev yaptığımda arkamda Ankara Üniversitesi var ve onun güçlü altyapısı var. Onun mesela kütüphanesi var, onun spor salonları var, onun sosyal kültürel faaliyet etkinlikleri var ve tüm öğrencilerimiz bunlara katılabilirler. Yani sadece Ayaş'taki yapılan bir etkinliğe değil, Ankara'da yapılan, hukuk fakültesinde yapılan, ziraatte yapılan ya da rektörlükte yapılan her etkinliğe tüm öğrencilerimiz katılabilirler. Bu sebepten dolayı da Ayaş Meslek Yüksekokulu'nu seçmiş olmaları kendilerine çok büyük artılar katacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam tabii Ankara Üniversitelilik ruhu var bir evet, durumda. Evet, aynen. Ne kadar verdiğimiz 300 bine yakın mezunumuz, yurdun ve dünyanın dört bir yanında hem ülkemizi hem üniversitemizi temsil etmeye devam ediyorlar ve güçlü yapısı dolayısıyla da Ankara Üniversitesi'nin her bir parçası aslında söylediğiniz gibi hocam bu çınarın en genç sürgünleriyiz aslında bir tarafta. Evet, kesinlikle. Ne mutlu bizlere ki Ankara Üniversiteliyiz diyoruz ve Azra'ya teşekkür ediyoruz. Birazdan yeniden döneceğiz. Şimdi de Ayşegül Yılmaz, hoş geldin sen de yayınımıza tekrar. Hoş bulduk. Öncelikle bizlere böyle bir fırsat sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz yayın konuğumuz olarak zenginleştirdiğiniz için programımızı. Benim de bir sorum olacaktı. Mevcut programlarınızın staj ve dikey geçiş süreci hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim. Evet, yine güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz Ayşegül'e de hocam. Evet, isterseniz ben de Ayşegül'e çok teşekkür ederim. İsterseniz bu soruyu yardımcım Yusuf hocam cevaplasın. Çünkü o konulara çok daha hakim. Evet, bir kez daha Yusuf hocamı da tanıtalım. Ayaş Meslek Yüksekokulumuz
Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Yusuf Can Çalışır hocamız. Öncelikle soru için teşekkür ederim. Ve şimdiden canı gönülden tüm adaylara girecekleri sınavda başarılar dileyelim. Ek olarak soruyu cevaplamadan önce bizlere bu fırsatı sunan değerli Ankara Üniversitesi'nin personeline de katkılarından dolayı teşekkür etmek isterim. Elbette ki öğrencilerimizin staj süreci ve dikey geçiş sınavına ilişkin merak ettiği konular arasında öne çıkmakta. Ben bu bağlamda öncelikle staj süreci hakkında bilgi vermek isterim. Burada uygulamada karşımıza iki türlü bir durum çıkmakta. Bunlardan ilki, yüksek okulumuzda mevcut bulunan programlar dahilinde biz 30 iş günlük bir zorunlu staj uygulaması sürdürmekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimizin staj sürecinin teoride edindikleri bilgilerin uygulamada da pekiştirmesi anlamında gerek staj komisyonluğumuz olsun, gerekse de bizler tarafından, hocalar tarafından öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde staj sürecinin yürütülmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda aslında bizi öne çıkaran unsurun şu olduğunu naçizane düşünmekteyim. Biz her iki mevcut programımız dahilinde gerçekleştirdiğimiz program protokoller aracılığıyla öğrencilerimizin staj sürecinin gerçekten verimli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmesine katkı sunuyoruz. Bu bağlamda örnek vermek gerekirse sosyal güvenlik programı dahilinde sosyal güvenlik kurumuyla, özel güvenlik ve koruma programı kapsamında ise çeşitli özel sektör, özel güvenlik kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz protokoller bağlamında öğrencilerimizin staj yeri bulma, staj sürecinde karşılaştıkları sorunları daha sağlıklı bir zeminde yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunun dışında da öğrencilerimizin kendi tercihleri sonucunda bulmak istedikleri staj yerlerine de staj komisyonumuz bağlamında uygun görülmesi halinde de olanak tanıyoruz. Bir diğer uygulama staj konusunda üniversitemiz Erasmus Staj Hareketliği'nden de kısaca bahsetmek isterim. Burada hali hazırda yüksekokulumuzda mevcut bulunan programlar dahilinde gerçekleştirilen yaz stajı haricinde üniversitemiz Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü desteğiyle öğrencilerimize yurt dışı deneyim kazandırmak adına en az 2 ay ve toplamda 1 yılı geçmemek şartıyla öğrencilerimiz yurt dışında Erasmus Staj Hareketleri kapsamında stajlarını sürdürebiliyorlar. Burada farklı bir uygulama olarak mezun öğrencilerimiz de bu imkandan faydalanabiliyorlar. Tabii tek bir kriterimiz var. Mezuniyet sonrası 1 yılını tamamlamamış olma imkanıyla da öğrencilerimiz staj sürecini yurt dışında da deneyim kazanmak adına gerçekleştirebiliyorlar. Ayşegül'ün ikinci sorusu için dikey geçiş en çok merak edilen ve benim de öğrenci arkadaşlardan sıklıkla duyduğum konu. Elbette ki dikey geçiş sınavı ÖSYM'nin yaptığı sınav aracılığıyla öğrencilerimiz eğitim hayatlarına devam edebiliyorlar. Burada sosyal güvenlik programı kapsamında öğrencilerimiz çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, sigortacılık ve sosyal güvenlik ve sosyal hizmet bölümlerine dikey geçiş imkanına sahipler. Özel güvenlik ve koruma bağlamında ise öğrencilerimiz acil yardım ve afet yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerine geçerekten eğitim hayatlarına devam edebilmekteler. Biz hocamın da bahsettiği gibi genç bir ekibiz ve öğrencilerimizin gerek staj süreci gerekse diğer olanakları anlamında AYAŞ Meslek Yüksekokulu çatısında yer aldıklarından hatta mezuniyet sonrasında bağımızı kopartmıyoruz. Öğrencilerimize gerçekten bunu gururla söyleyebilirim. Dostane bir ilişkimiz var ve onların her anında onlara destek olmak adına tüm birimimiz, gerek akademik personelimiz, gerekse idare personelimiz yakından onların sağlıklı bir eğitim süreci için katkı sunmaya naçizane çalışıyoruz. Yusuf Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayşegül'ün soruları yanıt buldu bu şekilde ve şimdi de Bedirhan Şafak. Hoş geldin sen de yayınımıza tekrar Bedirhan. Evet, senin hocalarımızda sorun var mı şu an? Evet, bir sorun var kafama.
Lütfen. Mevcut programlarınızın iş olanakları hakkında biraz bilgi verirseniz sevinirim. Evet, mevcut programlarımızın iş olanakları hakkında bilgi istiyordur hocam. Benim için çok doğal sorulardan biri aslında. Evet. Sınava giren arkadaşlarımızın en önemli belki de dikkat ettiği şeylerden bir tanesi mezuniyet sonrasında iş bulabilir miyiz? Çünkü binlerce insan sınavlara giriyor. Çok güzel bir soru. Ben Bedirhan'a sorusu için çok teşekkür ederim. Bu soruyu da Yusuf hocama ben paslamak istiyorum. Hocam soru sizde. Pekala, teşekkür ederim. Bedirhan'a da ayrıca teşekkür ederim. Hocamın da belirttiği gibi adaylarımızın ve öğrencilerimizin en çok aslında üzerinde durduğu konulardan bir tanesi iş olanağı, mezuniyet sonrası iş imkanı. Ben öncelikle iki program bağlamında ayrıntılı bir şekilde bilgi vermeye çalışayım. Sosyal güvenlik programımız özelinde konuşursak bugün baktığımızda dünyada ve ülkemizde sosyal güvenlik alanı büyük bir önem arz etmekte. Değişen, gelişen ve öne çıkan koşullar bağlamında sosyal güvenlik alanında sosyal güvenlik personeline ihtiyaç duyulmakta. Nitelikli meslek elemanı anlamında. Bu bağlamda öğrencilerimiz, mezunlarımız kamuda ve özel sektörde, diğer programlarda ve bölümlerde olduğu gibi elbette ki iş imkanına sahip. Fakat bizde burada ayrı bir durum var. Aslında öğrencilerimizi bir nebze avantajlı kılan bir durumdan bahsetmek isterim. Sosyal güvenlik kurumu da bizim öğrencilerimiz kamu personeli olarak istihdam edebiliyorlar. Burada da 3004 nitelik kodu dediğimiz bir nitelik koduna uygun olarak öğrencilerimiz sosyal güvenlik kurumu bünyesinde kamu personeli olarak istihdam imkanına sahip olabiliyorlar. Tabii bunun avantajı şu, öğrencilerimiz 3004 nitelik kodu karşılığının bir anlamı olarak karşılığında sadece sosyal güvenlik ön lisans programı mezunları buraya başvurabiliyor. Diğer bir anlatımda daha açık bir şekilde diğer kamu kurumları pek çok ön lisans programından bir alım yaparken, bir sıralama yaparken sosyal güvenlik programı, özür dilerim, sosyal güvenlik kurumu sadece sosyal güvenlik ön lisans mezunundan alım gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bizim mezunlarımız bu anlamda kendi alanlarından mezun olan kişilerle yarış içerisindeler. Tabii sayının azalması, yarış şartlarının öğrencilerimiz açısından daha sınırlı hale gelmesi bir avantaj olarak ifade edebilirim. Kamuda, sosyal güvenlik kurumunda. Diğer taraftan özel kesim anlamında da öğrencilerimiz personel özlük işlerinin yürütüldüğü, hayat sigortası gibi, bireysel emeklilik gibi alanlarda görülen, iş görülen birimlerde öğrencilerimiz istihdam edebilme imkanına sahip. Bir diğer programımız olan özel güvenlik ve koruma için ise şunları söyleyebilirim. Her şeyden önce özel güvenlik ve koruma programının amacı bu alanda özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyen bireylere, öğrencilerimize biz akademik olarak bir eğitim vermekteyiz. Burada iş imkanına geçmeden önce kısaca programın bir özel şartı var. Ondan da izninizle bahsetmek isterim. Biz erkek adaylar için 1 metre 70 santim, kadın adaylarımız için ise 1 metre 63 santimden kısa olmamak şartıyla öğrencilerimizi kabul etmekteyiz. Ve mezun olduktan sonra da öğrencilerimiz elbette ki kamu kesiminde ve özel sektörde akla gelebilecek her türlü işletmede istihdam olanağına kavuşabilmekte. Örnek vermek gerekirse özel güvenlik alanında öğrencilerimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, üniversitelerde, çatısı altında bulunduğumuz üniversitelerde, otel ve pansiyonlarda, havaalanlarında, müzelerde, enerji denetim santralleri gibi pek çok alanda istihdam olanağına sahip bulunmaktalar. Her iki programımız da gerçekten Türkiye'de meslek yüksekokulları bağlamında öne çıkan avantajlı, nispeten görece iş imkanı diğer programlara göre öne çıkan avantajlı programlar diyebilirim. Yani hocam bu noktada şunu da söyleyebilir miyiz? Özel güvenlik ve koruma programı için bir mülakat aşaması aslında. Var mıdır yoksa doğrudan başvurup gelebiliyorlar mı? Çünkü o boy şartını mülakat değil, boy şartını adaylar kayıt yaptırırken, sınavdan sonra edindikleri evet. puanla kayıt yaptırırken bizim istediğimiz özel bir şart var. O evet. da sağlık kurulu raporlarınca evet. boy şartını yerine getirdiklerini kayıt esnasında kabul kayıtları bu şekilde. Evet. Herhangi bir mülakat söz konusu değil. Sadece fiziksel bir şartımız var. Tamam hocam, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.
Evet Yusuf Hocam bu soruya da yanıt verdi. Bedirhan'a teşekkür ediyoruz. Birazdan tekrar kendisine gideceğiz. Halil İbrahim Tutar bizimle birlikte. Halil İbrahim hoş geldin sen de yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığınız için, bize dahil ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Senin sorun nedir? Benim sorum pandemi sürecinde AYAŞ Meslek Yüksekokulu'nun bu uzaktan eğitim planlaması hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ediyoruz Halil İbrahim. Evet hocalarım evet, çok merak edilen nokta bu tabii. Halil İbrahim'e teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bu süreçte en fazla belki de sorulan sorulardan bir tanesi. Tüm tanıtımlarda aşağı yukarı soruluyor. Bununla ilgili tabii ki bilgi vereyim. Çin'de ortaya çıkan bu COVID-19 salgın sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu salgından etkilenmiştir. Biraz geç olmakla birlikte bize geliş süreci. Biz bu salgınla etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Ve bu pandemi süreci hala devam ediyor. Her gün zaten hepimiz biliyorsunuz ki işte rakamları, vaka sayılarını vesaire yakından takip ediyoruz. Biz burada tabii ki işin eğitim boyutuna baktığımız zaman Ankara Üniversitesi olarak Türkiye'de eğitim öğretim faaliyetlerinin ara verilmesinden bir hafta sonra Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde eğitim faaliyetlerimize başladık. Burada bu sistemi sağlayan hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Cidden ben Türkiye'nin değişik yerlerine pek çok akademisyen arkadaşımız var. Onlarla görüşüyoruz. Yani bizim sistemimiz hem çok sorunsuz bir şekilde hem de çok efektif bir şekilde çalıştığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu süreç tabii ki aynı şekilde AYAŞ Meslek Yüksekokulu için de geçerlidir. Tüm hocalarımız mevcut programlarını interaktif olarak canlı dersler şeklinde vermişlerdir. Ve bu derslere öğrencilerimiz de katılabilmişlerdir. Yani kayıttan olmamıştır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü pek çok üniversite sadece kayıt verebilmiştir. Öğrencilerimiz sorularını sorabilmişlerdir. Hocalarımız gerekli materyalleri yüklemişlerdir. Öğrencilerimiz bunları indirebilmişlerdir. Ve sınavlarımızı da yine interaktif bir şekilde yaptık. Şu anda hala işte final süreci bitmiş ve bütünleme sürecine devam ediyoruz. Bu sebepten dolayı bu dersler aynı zamanda kayıt altına alınmıştır ve izleyemeyen, bu saatte dışarıda olan ya da işte izleyemeyen öğrencilerimiz de istedikleri zaman bu kayıtları izleyebilmişlerdir. Bu tabii ki bizim üniversitemizin, biraz önce de bahsetmiştim, ne kadar büyük bir üniversite ve ne kadar donanımlı bir üniversite olmasının vermiş olduğu bir avantaj tabii ki. En önemli artılarından bir tanesidir. Burada tabii ki pandemi sürecinin hala devam ettiğini biliyoruz ve önümüzdeki yıllar için de tabii ki planlamalarımızı yapıyoruz. Biz Ankara Üniversitesi olarak uzaktan eğitim merkezi çatısı altında aynı anda 25 bin tane öğrencinin online olarak derse katılabileceği bir altyapıya sahibiz. Ve bu süreçte önümüzdeki eğitim öğretim döneminde derslerimizin belli bir kısmını, yaklaşık %40 kadar kısmını biz uzaktan bir şekilde öğrencilerimize verebileceğiz. Yani umarım ki süreç bir an önce tamamlanır, ama tamamlanmazsa bile bizim buna altyapımız hazır. Hiçbir şekilde öğrencilerimiz sorun çekmeyeceklerdir. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim, ama tabii ki dediğim gibi süreç tamamlansa da biz istedikleri zaman öğrencilerimizin belirli dersleri uzaktan eğitimle veya karma bir şekilde verebilecek altyapı hazırlıklarımızı yaptık ve önümüzdeki yılda, eğitim öğretim yılında biz buna başlayacağız. Teşekkür ederim Halil İbrahim. Çok teşekkür ediyoruz Mutlu Hocam biz de. Gerçekten Cumhuriyet'in bilim güneşi olan Ankara Üniversitesi bu konuda da öncülük yaparak alanında ilk başlayan, dijital dönüşümü ilk gerçekleştirip derslere çok kısa bir ara vermenin ardından başlayabilmeyi başardık, ne mutlu ki. Evet. Çok da başarılı götürdük bu süreci. Teşekkür ediyoruz biz de tekrar Halil İbrahim'e ve tekrar Azra'dayız şimdi. Azra, senin başka bir sorun var mıdır? Hayır, teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz sevgili Azra Şafak. Ve Ayşegül Yılmaz'dayız tekrar. Ayşegül, senin başka bir sorun var mıdır? İyi, çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz biz de Ayşegül Yılmaz'a. Bedirhan Şafak, senin başka bir sorun var mı? Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Bedirhan sana da. Ve Halil İbrahim Tutar'dayız son olarak tekrar. Halil İbrahim, sorun varsa alabiliriz yine. Yok hocam, benim de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hocam demek ki başarılı bir sınav gerçekleştirmişiz. Evet. Ben bir soru sorayım hocam. Şimdi Ankara dışından Ankara'ya AYAŞ Meslek Yüksekokulu'nda okumaya gelen olursa, ulaşımı şehir merkezinden
nasıl gerçekleşebilmekte? Yurt var mıdır ilçemizde? Nasıl gerçekleşiyor bunlar? Ben sorayım. Evet, Hayri Bey teşekkür ederim. Aslında o notlarım arasında vardı ama öğrencilerimizden belki soru gelirse diye bekletmiştim. Çok güzel bir soru. Şimdi ben isterseniz biraz AYAŞ'tan bahsedeyim. Daha sonra söyleyeceğiniz konuyla ilgili cevap vereyim. AYAŞ Ankara'nın batısında yaklaşık merkeze 50-55 kilometre mesafede küçük bir ilçe. 13 bin civarında bir nüfusu olan bir ilçe. Ve biz dediğim gibi 3 yıl önce meslek yüksekokulu kurulduğunda çok ciddi anlamda da bir olumlu geri dönüş de aldık. Yani ilçe halkının böyle bir meslek yüksekokulu hemen kabullendiğini ve adapte olduğunu gördük. Tabii ki Ankara'ya yakın olmasının vermiş olduğu en büyük avantaj biz ulaşımda yaşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin seferleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu otobüslerle ulaşım sağlayabilmektedirler. Ayrıca bunun dışında özel halk otobüsleri de var. Yani AYAŞ'a işleyen, Ankara merkezden, ulusdan kalkan özel halk otobüsleri de var. Onun dışında yine bizden sonraki ilçeler olan işte Güdül, Beypazarı, Nallıhan'ın otobüsleri de var. Onlar da tabii ki AYAŞ'tan geçmek durumundalar. Öğrencilerimiz bu otobüsleri de kullanabilirler. Tabii ki yeni ve küçük bir meslek yüksekokulu olduğumuz için şu anda henüz daha devlete ait bir yurdumuz yok. Bununla ilgili girişimlerde bulunduk ama tabii ki öğrenci sayımız az olduğu için henüz bu olumlu karşılanmadı ama özel sektörün açmış olduğu bir yurt var. Burada öğrencilerimiz faydalanabilmektedirler. Onun dışında yine AYAŞ'ta birkaç öğrenci arkadaşımız bir araya gelerekten ev kiralayabilmektedirler. Tabii ki büyük şehire göre daha avantajlı. Kiralar oldukça ucuz, onu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu şekilde veya Ankara'da yakın semtlerde işte Ankara'yı bilenler bilir. Sincan, Yenikent, Eryaman, Etimesgut gibi semtler yarım saatlik bir mesafedir. Çok evet, evet. Buralarda oturabilirler ve günübirlik olarak AYAŞ'a gidip gelebilirler. Bu öğrencilerimizin tercihi. Yani evet. İsterlerse AYAŞ'ta yaşayabilirler, isterlerse Ankara'da yaşayabilirler. Çok uzun bir mesafe gidemeyecekler için onu çok rahatlıkla söyleyeyim. Hatta ben bazen arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Ben kendim aynı zamanda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin öğretim üyesiyim. Orada coğrafya bölümünde dersler veriyorum. Şimdi ben merkezdeyim. Sıhhiye'de bizim kampüsümüz. Ankara'ya diyorum ki Gölbaşı'ndan ya da Keçiören'den gelen bir öğrencinin dil tarihi ulaşma zamanı Etimesgut ya da Sincan'da oturan bir öğrencinin AYAŞ ulaşma zamanından daha fazla. Fazla trafik var. Yani mesafe yakın gibi görünmekle birlikte çok ciddi evet. Anlamda trafik var. O yüzden diyorum çok şanslıyız. Yani o yüzden ulaşımda herhangi bir sıkıntımız olmamakta zaten ders saatlerimizin planlamalarını da biz buna göre yapıyoruz. Yani öğrencilerimizin gelme saatine uygun bir şekilde bir planlama yapıyoruz 3 senedir. Derslik sıkıntımız çünkü yok. Yani hani merkezde bu biraz zordur. Derslik sıkıntıları vesaire bulunmaktadır ama ilçede biz bunun herhangi bir sıkıntısını çekmiyoruz. Yani öğrencilerimizin geliş saatine uygun bir şekilde derslerimizi başlatıyoruz ve daha erken bir şekilde şehre dönmek istedikleri için o yüzden ona göre derslerimizi daha erken bitirmeye çalışıyoruz. Böylece sorunu çözmüş oluyoruz. Evet, doğasıyla, insanıyla zaten ve yüksekokuluyla çok güzel bir ilçemiz AYAŞ. Eminim ki öğrencilerimiz çok keyifle 2 yıl geçireceklerdir. Eminim. Geldiği eminim. Zaman hocam zaten. Bu noktada hocam tabii şunu da söylemek lazım diye düşünüyorum. Sadece meslek yüksekokulumuza ait değil, üniversitemizin geneline ait de aslında sosyal ve kültürel faaliyetler, sanatsal, sportif faaliyetler çok fazla. Belki bununla ilgili de hocam birkaç söylemek istediğiniz. Evet. Şimdi biraz önce tanıtımdan çok kısa bahsettim. Burada evet. Dediğini biraz açmak istedim. Şimdi Ankara Üniversitesi olarak düşündüğümüz zaman özellikle öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetler yapabilecekleri çok fazla etkinlik var. SKS'ye bağlı olan pek çok kulübümüz var. İşte dağcılık kulübü, halk oyunları evet. Kulübü, işte satranç kulübü, fikir kulüpleri vesaire. Bunu tüm öğrencilerimiz ister AYAŞ'ta yaşasınlar, ister Beypazarı'nda yaşasınlar, ister Ankara'da yaşasınlar bu tür kulüplere üye olabiliyorlar. Onun dışında Ankara Üniversitesi'nin açık olimpik bir yüzme havuzu var, kapalı spor salonları var, açık spor alanları bulunmakta. Buralardan da öğrencilerimiz faydalanabilirler. Yani tüm meslek yüksekokullarımızın öğrencileri buralardan faydalanabilirler. Aynı zamanda belki de Türkiye'de en donanımlı olanlardan bir tanesi öğrencilerimizin yaz tatillerinde ve kış tatillerinde geçirebilecekleri öğrenci evleri var SKS'ye bağlı olarak. İşte bizim SİDE'de bir kampımız bulunmakta, Didim'de bir kampımız bulunmakta, Ilgaz Milli Parkı'nda bir kampımız bulunmakta. Öğrencilerimiz çok cüzi bir fiyatla
buradaki kamplardan faydalanabiliyorlar ve bizler de bazen gittiğimizde görüyoruz. Çok ciddi anlamda olumlu dönüşler de alıyoruz. Çünkü ben Side'dekine çok sık giderim. Denizin kenarında harika bir kampta öğrencilerimiz kendilerine ayrılan dönemlerde diğer arkadaşlarıyla birlikte değişik fakültelerden veya yüksekokullardan diğer arkadaşlarıyla birlikte tatil yapabilmektedirler. Onun dışında Ankara Üniversitesi'nin her fakültesinde hemen hemen çok büyük kütüphaneler var. Yani Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Öğrenci arkadaşlarımız buralardan faydalanabilir. Onun dışında internet üzerinden kütüphane hizmetleri bizde çok yaygın. Öğrencilerimiz fakültelerde ya da yüksekokullarda girdikleri zaman kütüphanelere istedikleri kitabı ya da dergiye erişim sağlayabilmekteler. Bu da bence Ankara Üniversitesi'nin dediğim gibi en büyük avantajlarından bir tanesi diye düşünebilirim. Mesela ben kendim için söyleyeyim. Öğrenciyken SKS kamplarından Side'ye gitmiştim. Hala o arkadaşlıklarım devam eder. Pek çok arkadaşla ilk defa orada tanışmıştım. Fen fakültesinden, iletişim fakültesinden veya değişik fakültelerden. Hala o insanlarla biz görüşürüz. Çok güzel bir kaynaşma olmuştu. Bunu da öğrenci arkadaşlarımıza hep zaten ilk tanıtımlarda, uyum haftalarında hep söylerim. Arkadaşlar bu tür etkinlikleri hiç kaçırmayın. Muhakkak üniversitenin faaliyetlerine iştirak edin. Şu anda aklıma geldi mesela biz her sene Çanakkale Zaferi dolayısıyla 18 Mart kutlamalarında yüzlerce öğrencimizi oraya götürüyoruz ve orada o kutlamalara katılmalarını ve anma etkinliklerine katılmalarını sağlıyoruz. Herhalde bu büyüklükte ki Ankara'dan kalkıp ta Çanakkale'ye kadar gidebilen etkinlik az bulunur diye tahmin ediyorum. Bu da dediğim gibi bizim üniversitemizin büyüklüğüyle alakalı ve tabii ki üst düzey idarecilerimizin öngörüsüyle, vizyonuyla alakalı bir durumdur diye düşünebiliriz. Evet, öğrencilerimize hem çok kapsamlı bir akademik eğitim verirken aynı zamanda entelektüel birikimlerini kültürel, sanatsal bağlamdaki zenginliklerini de aslında sağlayan bir yapıya sahibiz. Evet. Ankara Üniversitesi olarak. Bu da bizim büyük gururlarımızdan biri. Hocam son sözü size bırakacağım ama öncesinde müdür yardımcımız, öğretim görevlisi Sayın Yusuf Can Çalışır hocama söz vermek isterim. Hocam kameramız karşıda. 2 hafta kadar sonra da sınavlarımız var. Ne söylemek istersiniz öğrencilerimize? Değerli adaylarımıza ve hatta hali hazırdaki öğrencilerimize, arkadaşlar beni yakından bilirler. Genelde bu şekilde telkinlerde, tavsiyelerde bulunmaya çalışırım. Aslında minik bir tavsiyem olacak. Belki klişe olacak ama önemli olan değerli arkadaşlar, yerleştiğiniz program ya da bölümlerde sizlere sunulan kazanımların yanında ek kazanımlar, ek donanımlar sağlamanız. Ben kişisel olarak burada size büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü her zaman söylediğim gibi ilgi olmadan bilgi olmuyor maalesef. Dolayısıyla bu anlamda yerleştiğiniz programlarda, bölümlerde son derece ilgili olup ve bilgiye erişmek ve bu edindiğiniz bilgiyi de toplumsal fayda ve toplumsal değerler açısından kullanmak için hepinize büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Şimdiden hepinize tekrardan başarılar, sevgiler, selamlar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Hocam size. Ve hocam son sözü size bırakıyoruz. Sonrasında kapatacağız yayınımızı zaten. Hayri Bey teşekkür ederim öncelikle. Ben de Yusuf Hocam'a katılıyorum söylediklerinden dolayı. Çok kısa bir iki cümle daha söz etmek isterim. Bir defa Ankara Üniversitesi dediğimiz zaman, dediğim gibi hep söylüyorum, çok büyük bir üniversite aklımıza gelmesi lazım. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olan bir üniversite. Her sene değişik derecelendirme ve sıralama kuruluşları bunları yayınlıyorlar ve biz pek çok bu kuruluşlar tarafından yapılan sıralamada ilk 1000 içerisindeyiz. Hatta bazı fakülteler ya da bölümler itibariyle ilk 200 içerisinde bile olduğumuzu biliyoruz. Bu da bizim bir gurur kaynağımız. Yine aynı zamanda YÖK'ün belirlemiş olduğu araştırma üniversiteleri kapsamındayız. Türkiye'deki ilk 10 üniversiteden birisiyiz. Bu da yine bizim kalitemizi ve büyüklüğümüzü göstermesi açısından çok önemli. Ben önümüzdeki sınavda öğrenci olacak, sınava girecek tüm öğrenci arkadaşınıza başarılar dilerim. Ve bizi tercih ederlerse seviniriz. Onlarla birlikte olmaktan biz mutluluk duyarız. Dediğim gibi çok genç bir ekibim var. Ben onlara çok güveniyorum. Çok öğrenci arkadaşlarımız yardımcı olduklarını biliyorum. Hem eğitim sürecinde hem de eğitim sonrası sürecinde biz elimizden gelen ne varsa öğrencilerimize her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Ben teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz hocam size de. Değerli izleyicilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, Ankara Üniversitesi online tanıtım günlerinde bugün AYAŞ Meslek Yüksekokulumuzu tanıdık. Öğrenci dostlarımız vardı. Azra Şafak, Ayşegül Yılmaz, Bedirhan Şafak ve
Halil İbrahim Tutar bizimle birliktelerdi. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz ve sınavlarda şimdiden başarılar diliyoruz. AYAŞ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcımız, öğretim görevlisi Yusuf Can Çalışır ve AYAŞ Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doçent Doktor Mutlu Yılmaz Hocam'la birlikte bugün AYAŞ Meslek Yüksekokulumuza gittik ve bu başarılı genç Ankara Üniversitesi ailesinin genç üyesini tanımaya çalıştık. Yeni bir bölümde yeniden Ankara Üniversitesi online tanıtım günlerinde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, esen kalın.